vesaire ilişkilerle kontrol ettiği bir yol var. Bu yol kullanıldığı için Yunanistan'da kokain çok ucuz. Türkiye'ye geliyor ama Avrupa için geliyor bu kanal. Ha, Avrupa için geliyor. Siz demin söylediniz. Hep bir tez vardı Türkiye'de. Bizden geçiyor, bize bir şey olmaz, Avrupa'ya gidiyor diye. Bürokratların bile dillendirildiği, bugün utanç verici hale gelen bir tez. Eroin için söylüyorum bunu. Bakın, Türkiye'de şu anda resmi rakamlarla söylüyorum, devletin raporundan söylüyorum. 2019 yılı son veri bu, daha yenisi yok. 2019 yılında uyuşturucu tedavisi için sağlık kurumlarına başvuranların sayısı 270.000 kişi. Bunların %60'ı, 70'i, 260.000 ayakta, 10.000 yatarak, çünkü kapasite o kadar. Bu 270.000 toplam bütün uyuşturucu için başvuranların 160.000'i opiat adı altında gizlenen, aslında eroin bağımlısı. Yani Türkiye'de aşağı yukarı iyimser bir tahminde bulunuyorum. 200.000 civarında eroin bağımlısı var. O veya da bu şekilde bırakmış vesaire, yani kayıtlara girmiş anlamında. Evet, bir de tabii bu bahsettiğiniz kayıtlara girmiş, tedavi için başvurmuş. Ve bakın, bütün dünyada standarttır, aşağı yukarı bir bağımlının yıllık ihtiyacı 0.77 gramdır. Çarpın 200.000'le 0.77 gramı, 6-7 ton civarı en azından sokak olarak daha büyük rakam ediyor da saf eroin gerekiyor Türkiye'nin iç pazarı için. Yani rakamlar orada. Çok dehşet verici bir şey değil mi? Hani biz şeydik, neydik, geçiyordu bizden, bize bir şey olmuyordu. Evet. Bir şey söyleyeyim. O pazarın, uyuşturucu pazarının ne kadar para olarak ne kadar büyük olur? Kısacık bir yanıtlarsanız, Barış'ın bir sorusu var, bekliyor çünkü. Aşağı yukarı hani tonu şu anda çok Afganistan'da üretim arttığı için 3.000 dolarlar seviyesinde, toptan fiyatlarla işte herhalde 200 milyon dolar, 300 milyon dolarlık bir pazar. Perakende fiyatlarla daha yüksektir rakam tabii. Geçirilenden bahsetmiyorsunuz ama. Türkiye'de tüketilenden bahsediyorsunuz. Tüketilenden bahsediyorum. Tabii. Yani geçirilen de daha büyük rakamlar ama bir de kokaine yönelmesinin, bu pazarın ya da bizde kokainin artmasının bir diğer nedeni eroinin çok artması, fiyatının düşmesi ve eskisi kadar büyük kar bırakmaması. Barış? Son gelişmesi bu. Peki Cengiz Bey, mesela evet, bu programlardan sonra bize hani izleyicilerden vesaire gelen tepkilerden, şimdi mesela ben şöyle anlıyorum, uyuşturucunun sınıfına göre bir ekonomi politiği var. Yani söylediğiniz evet, uyuşturuculardan bazıları pahalı. Ama bir de mesela metamfetamin gibi, siz de ismini söylediniz, hatta daha başka uyuşturucular gibi 5 liraya, 10 liraya okul önlerinde, sokaklarda, bakanların bile artık kabul ettiği, yani okul önlerinde satıyorlar dediği uyuşturucu tipleri var. Yani bu Türkiye'ye nasıl geliyor? Yani hani diğerleri geçerken bırak, geçiş ülkesi diyorlar, Türkiye'de de tüketiliyor dedik ama diğerinin aslında özellikle kitlesel anlamda çok yaygın olduğu anlaşılıyor. Ucuz olması nedeniyle adeta tabiri caizse bakkallarda satılan tekel ürünleri gibi tüketildiği bazı yerlerde anlaşılıyor. Bu nasıl bu kadar hani yaygınlaşmış bir şey getiriliyor, dağıtılıyor? Çok net Balkanlar. Çok net ve hani yeri de belli. Arnavutluk, eski Sırbistan, Yugoslavya. Hatta oradaki bir takım eski silah mühimmat fabrikalarında üretiliyor bu. Bu çok enteresan bir konu. Hani benim hala çok bilemediğim bir konu. Çünkü laboratuvarda üretilen bir şey bu. Yani çok detay vermeyeyim ama bir tür sentetik kannabis, sentetik esrar diyebiliriz buna. Laboratuvar ürünü ve piyasayı sarmış durumda. Hani Normalde mesela artık Avrupa'da soft uyuşturucu, hard uyuşturucu diye bakılıyor bu işe. Kokain, eroin hard uyuşturucudur çünkü ölümcüldür. Bağımlılığı ciddi bir şeydir. Ama diğerleri daha soft diye bakılıyor. Dolayısıyla oradan ciddi bir Türkiye'ye akış var. Bir de çift yönlü bir akış var. Buradan eroin o yana gidiyorsa oradan da bu yana gidiyor. Nasıl ki kaçakçı kaçakçıdır. Kaçakçının ben uyuşturucu işi yapmıyorum, ben şu işi yapmıyorum diyeni olmazsa bu işin de bir yolu yok. Yani hangi kanal bulursa oraya doğru gider, akar. Asitanhidrit gelir buradan Türkiye üzerinden gene Pakistan'a, Afganistan'a gider. Daha sonra işte bu Avrupa'da kısıtlandığı için yukarıdan geliyor, Rus cumhuriyetlerinden geliyor. Bunun gibi bir şey mekanizması, emme basma. Bir de önemli bir şey söyleyeyim, geçen söylemiştim. Devlet 1,5 milyar lira harcıyor yılda ve bu çok küçük bir para, eğitimler vesaire. Ama bir şey söylenmiyor, ısrarla bir şey söylenmiyor. Bakın eroin bağımlılığı bir defa kazanıldığında bunun tedavisi diye bir şey yoktu. Bu kazanılmış bağımlılık ömür boyu sürer. Halbuki bakın bir sürü bizde kurum tedavi yapıyor. Tedavi dedikleri hani yasal olarak tedavi denmemesi gereken bir şey ve çok ağır bir bela bu anlamda baktığınızda. Ve toplumu sarmış durumda. Hani Adil Serdar Bey de söyledi bunu ve avukat olarak hissediyor artık. Bırakın polisliği, toplumdan bunun basıncını hissediyor. Gerçek bir bela bu ama öbür taraftan işte bunun önlenmesi için alınan hiçbir şey yok doğru dürüst. Polisin sırtına yıkılmış bir şey var. Herkes şunu söylüyor işte siyasi destek. Bir yerde de şu yanı var. Siyasetin finansmanı diye bir şeyi biz 90'larda tartışmıştık. Nedir o? Siyasetin açık biçimde finanse edilmesi, kurallara bağlanması, bağışların, yardımların örtülü olmaması, bir takım suç mekanizmalarının siyasete sığmaması. İlhan Bey iktidar partisi açısından söyledi ama hayır iktidarı muhalefeti yani genel anlamda kara para, özel anlamda uyuşturucuyla ilgili bir güç siyasete sızıyor. Siyaset mekanizmalarına sızıyor. Bütün partilere sızıyor ve bu bütün partilerin sorunu. Yani tek tek örnek de verelim isterseniz ama girmeyelim buraya. Ama sızıyor bu. Ve bu büyük bir toplumsal bela halinde. Kokain meselesi de böyle olacak, olabilir. Çünkü bu geçip gitmiyor. Hani şimdi Avrupa için yapılıyor ama bu bir mürekkep nasıl havluya dağlar ve yayılır öyle bütün topluma yayılıyor. Çünkü bunun belli de nedenleri var. Çok detaylı anlatmayayım. Mesela bu arıtma meselesi. Arıtma suyunda uyuşturucu analizi. Bu 90'lardan beri Avrupa'da yapılan bir şey. Çok eski bir şey. Ve Türkiye'de de 2018'de başlayan bir proje. İşte İstanbul Adli Tıp Kurumu değil de enstitüsünün bir ayağı olduğu. Bir ayağında İçişleri Bakanlığı var. Bir ayağında işte yerel kamu kuruluşları var. Adana ve İstanbul'dan örnekler alınıyor, değerlendiriliyor. Fakat bu işte Sedat Peker'in de anlattığı kamuya yansıyan bir haberden dolayı çıktı. O da bir araştırmaydı ve yanlıştı. Şöyle yanlıştı. Şu an online bakın internetten bunun sonuçlarını görebilirsiniz. Avrupa Uyuşturucuyu İzleme Ajansı. Cengiz Bey bir dakika. Şimdi bu konuya gireceksiniz ve benim reklama gitmem gerekiyor. İzninizle reklama gidelim. Reklam dönüşü.